Sevgili pati severler geldik haftanın patisi bölümüne. Bu hafta ırk ve davranış bilimleri uzmanı Can Paksoy bizlere French Bulldog'lardan bahsedecek. Ee, Türkiye'de bir hayli hayranı ve bir hayli derecede meraklısı olan bir ırk French Bulldog. Detaylarını her hafta olduğu gibi Can Paksoy bizlere anlatacak. Merhaba Can Bey. Merhaba. Ee, ben bir ufak da olsa girizgah yaptım. Neden bu kadar çok hayranı var? Neden bu kadar çok? Grupları var. Facebook'ta fanatikleri var. On binlerce takipçisi olan sayfalar var French Bulldog üzerine. Enteresan. Biliyorsunuz ben girişte söyledim, <laughs> kamera arkasında söyledim fikrimi ama sizden şimdi <laughs> diğer bilgilerini alacağım. Şimdi French Bulldog şöyle ilginç bir ırk. Ee, biliyorsunuz birçok ırk var. Sevenler var, sevmeyenler var veya işte nötr olanlar var. French Bulldog ırkını insanlar ya çok seviyor, ya da hiç sevmiyor. Hı -hı. Pek ortası yok. <laughs> kendine özgü bir ırk. Yani hı -hı. öyle görüntüsü itibariyle kendine özgü bir ırk olduğu için hı -hı. ya çok seviyorlar ya da hiç sevmiyorlar gibi bir. Arada bir şey yok yani. A Genel ortası, geçer bir şey değil. Evet, ortası yok yani. <laughs> Peki Fransa tabii menşeyi. Evet. Hı -hı. Menşeyi Fransa. Fransa'da üretilmiş bir buldok mu? Ataları da Fransız mı? Evet. Evet, ataları da Fransız. Hı hı. Ee, French bulduk, oldukça Karakter olarak da bakarsak, fizik olarak da bakarsak, yani ortalarda bir köpek aslında bakarsanız. Hı hı. Hani e, boyut olarak orta boy bir köpek, karakter hı hı. olarak hani ne çok agresif, sert, zor, ne de çok kolay falan böyle birçok konuda hı hı. ortalarda olan bir köpek. E, büyüklük olarak ortalama 8 kilo, 13 kilo, 14 kilo aralığında değişiyor hı hı. büyüklükleri. Evet geniş bir renk skalası var. Kısa tüylü bir köpek biliyorsunuz. Hı hı. Ee, ne renkleri var mesela? Şimdi French Bulldog'un birçok rengi var. En çok bilinenler diyeyim popüler demeyeyim de bilinen rengi klasik olanı siyah beyaz. Hı hı. Yıllarca hep siyah beyaz vardı. Tişörtlerde ee, olanlar değil mi? Evet, 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 Bir de böyle kaslı <gülüyor> falan <gülüyor> bir köpek. Hı hı. E, son dönem ortaya çıkan mavi e, French Bulldog popülaritesini çok arttırdı. Hani blue dediğimiz. Blue dediğimiz evet. Ee, bu tabii gri biliyorsunuz gri tarzı maviye bir maviye çalıyor gibi, evet. maviye çalıyor yani biz mavi diyoruz ama Hı -hı. parlament mavisi değil, değil haliyle Hı -hı. Ee, bu rengin bu ırka ben de çok yakıştığını düşünüyorum gerçekten yani bu renk ortaya çıktıktan sonra ee, popülaritesi çok çok arttı French Bulldog'un. Yani Blue French diye böyle bir biliyorsunuz şey çıktı. Bizi mesela arayan arkadaşlar Blue French var mı diye soruyorlar. Hı. Hani French Bulldog var mı değil de. Blue var mı? Blue var mı diye. <laughs> Nedir bu rengi bu kadar özel kılan? Valla Amerika'nın ve e, Kanada ve Amerika tarafların bir anda böyle çok yüklendi bu rengi. E, ve çok çok yüksek rakamlara e, da sahiplendiriyorlar. Hı -hı. Çok yüksek rakamlara satışı oluyor oralarda. Hatta oralardan bize gelip de buradan alıp Amerika'ya götüren, Kanada'ya götüren arkadaşlar oldu öyle söyleyeyim Hı -hı. size. Oralarda fiyatları çok yüksek olduğu için. Oradan da tabii Amerika biliyorsunuz böyle modaları dünyaya yayan bir ülke <laughs> olduğu için. Oradan da bize kadar geldi bunun modası. modası. <laughs> e, aslında tabii rengin e, bir şeyi yok. E, karaktere veya başka bir huya, karaktere bir katkısı, hı hı. bir değişikliği yok. Aynen. Tercih Aynı. yani. Tamamen tercih. Görsellikle Görsel alakalı tercih. bir tercih. Ee, göğsünde beyaz olanlar, sırtında beyaz olanlar yani mavi beyaz olanlar da var. Düz mavi olanlar da var. Tabii en zor bulunanı, en zor elde edileni düz mavi olanı. Hı. Hiç beyazı olmayanı. Hı. Hani mavili beyazlı mesela görselde benim hoşuma daha çok gidiyor. Ama kıymet değer olarak mavi beyaz e, mavi kadar değerli değil. E, tam düz mavi buldunuz mu hani gerçekten French Bulldog'un en kıymetli en güzel rengi diyebiliriz. Sağladım. Bugün de maşallah Can Bey izleyicilerimize Blue French Bulldog gösterisi sundunuz evet, yani. Evet, <laughs> Teşekkür evet. ederiz. Peki French Bulldog'un genel yapısı itibariyle biraz anlatmanızı rica edeceğim. Mesela genel karakteristik özellikleri nelerdir? Nasıl bir köpek ırkı French Bulldog? Türenç bulduk. Biraz inatçı bir köpek. Yani bakımı ve beslenmesi en kolaylardan biri değil. Dediğim gibi biraz önce en zorlardan da olmamakla beraber bir inat, bir sahibiyle liderlik savaşı, bir e, ensesine vur, lokmasını al köpeklerden değil. E, benim de bir Dediğim olacak. Hani senin dediğini ben yapmayacağım, benim dediğimi sen yapacaksın gibi. Ee, biraz sahibiyle liderlik savaşına giren, hı hı. E, karakterli, e, biraz inatçı bir köpek. Hı hı. E, burun basıklığı var, malum hı hı. Burun basıklığından dolayı bir az da olsa bir, bir İngiliz buldoklar derecesinde olmasa da bir nefes alma zorluğu hı hı. olabiliyor. Hı hı. Ee, çabuk ama, yoruluyor tabii haliyle. Evet, biraz çabuk yoruluyor. Çok hareketli bir ırk değil. Kaslı bir ırk. Hı hı. Dokunduğunuzda zaten hissediyorsunuz. Ee, biraz daha böyle vücut geliştirme sporuyla uğraşanların da tercih ettiği bir ırk veya hani biraz daha erkeksi bir köpek gibi. Hı hı. Mesela işte evli çiftler geldiği zaman bayanlar daha çok işte teriyer cinslerine falan yönelirken erkekler de hep sorarlar. işte French Bulldog var mı falan. Biraz daha erkeksi olduğu düşünilen, evet, maskülen falan olduğu bir, Evet, öyle bir köpek. Bu vücut geliştirme sporuyla ilgilenen insanların mutlaka birkaç tane tişörtünün önünde fotoğrafı olan. <laughs> evet, evet, evet. Kesinlikle. Oradan hatırlıyorum. Fotoğrafı olan. Zaten İngiliz buldokla French buldoktur ağırlıkta. Bir de işte Amerikan staff hep kaslı köpekler <gülüyor> bunlar. <gülüyor> can acısı duygusu, can acısı algısı ağrı işi yüksek bir ırk. Hani <laughs> e, iğne yaptığınızda hissetmez falan bile. <gülüyor> 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 Öyle çok ağlayan, mızmızlanan bir ırkta değil. Hı hı. Çok fazla havlayan bir ırkta değil. E yeterince maskülenmiş yani zaten. Evet, doğru tespit evet, evet. yani. <laughs> tespit kesinlikle doğru. Ee, öyle nazlı bir köpek, köpek değil, değil yani. Peki evimizde çocuklarımızla geçimi, diğer evcil hayvanlarla geçimi nasıl Can Bey? Ee, çok insanlarla zaten bir sıkıntısı yok. Ee, hayvanlarla da genel olarak bir sıkıntısı yok ama o dominant olma özelliğini orada da tabii gösteriyor. Hı. Yani bir köpekle oynarken başka bir köpekle oynarken oyun oynama tarzı karşı tarafı biraz daha baskılamaya yönelik hmm. biraz domine etmeye yönelik bir oyun oynama tarzı var. Karşı tarafta da tabi benzer bir karakter varsa oradan ufak tefek hırlaşmalar çıkabilir. <laughs> Normal. Ama öyle hani bir atıyorum işte dövüş köpekleri gibi sert köpekler gibi böyle bir direkt köpek görüp de saldıran değil. Hı hı. Ama karşı tarafı domine etmeye yönelik bir hı hı. E, karakter yapısı var. Anladım. Peki eğitilebiliyor mu? Eğitimi e, eğitilebilirliği var tabii ki. Çok böyle bir yüksek oranda olmasa da biraz inatçı da olsa aslında her şeyi de öğretebileceğimiz bir örgü öte yandan. Hı hı. Hani bunu yapamasak zaten evde besleyemezdik. E, tüyünün kısa olması da bize bir Artı getiriyor. Hı hı. Ee, Dökülme çok fazla yok, evet. Yani dökülse de göremiyorsunuz çok hı hı. kısa çünkü tüyleri. Hı hı. Ee, çok koku yapmaz da demeyeyim ama çok minimumda koku yapan bir hı hı. köpek. Hı hı. Ee, Salya sorunu oluyor mu? Evet biraz hava ısındığında veya işte ama bir İngiliz bulduk bir mastifler boyutunda değil. Hani burun basıklığı ve yüz yapısı o derece basık olmadığı için salya sorunu da minimize. Hı hı. Aslına bakarsanız genelde French bulduğu tercih edenler e, bu mastif kafa yapısını sevenler oluyor. Bir İngiliz bulduk işte bul mastif Napolitan mastif o yüz yapısına sahip ama onların e, sorunlarını daha minimize taşıyan bir köpek ırkı. Hı hı. Yani hem o tarzı alıyorsunuz hı hı. ama o tarzın size getirdiği sorunları çok daha minimum derecede yaşıyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla French Bulldog da kendine ciddi bir yer yapmış durumda. Hı hı. Amerika'da Avrupa'da yani e, köpek besleyen insanlar içerisinde dikkat ettiğinizde ciddi bir fan grubu var. Hı hı. E, bu da onun eseri. Yani o tarz surat yapısını seviyorsanız en rahat besleyebileceğiniz ırk diyebilirim size French Bulldog için. Anladım. Peki ortalama ömürleri ne kadar sürüyor? Ee, ömür biraz daha kısa e, diğer köpek ırklarına göre. Ortalama 10-12 sene civarı ömürleri. Biraz daha. Hani normal köpekler 12-15 senedir biliyorsunuz. Hı -hı. Bunlar da 10-12 sene civarı. Evet, geliyor. Peki evde mi besleme uygun, dışarıda mı besleme uygun? Ya da e, her ikisi de olabilir mi? Şöyle e, ufaktan itibaren Dışarıda e, alışırsa belki dışarıda da bakılabilir ama tabii ki o kısa tüyünün soğuğa karşı bir dayanıksızlığı var. Hı hı. E, dolayısıyla bizim tavsiyemiz bu ırkın evde beslenmesi. Hani çok güçlü bir köpek olduğu için dışarıda beslenmeyi hani bir yere kadar kaldırabilir belki çok da soğuk olmayan şehirlerde. Ama gene de e, onun yeri bence ev olmalı. Çok teşekkür ediyorum bugün de vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim sağ olun.